İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 9 Ağustos, Dünya Yerli Hakların Uluslararası Günü. Global Yerli Hakların Yetkili Örgütü GİPKAN'ın açıklaması. Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Asamblesi Stepanakert'te toplandı. ABD ve Türkiye güvenlik bölgesi konusunda anlaşmaya vardı. Japonya'nın Nagasaki kentinde atom bombası kurbanları anılıyor. Batı Ermenistan'ın Van kedisi bir batında 10 yavru doğurarak rekor kırdı. Dünya Yerli Hakların Uluslararası Günü 9 Ağustos'ta kutlanmaktadır. Anma 1994 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Genel Kurulu tarafından kararlaştırıldı. Dünyanın dört bir yanındaki yerli halkların seslerini duyurması ve dikkat çekmesi, 1995 yılında başlayan dünya yerli halklarının ilk uluslararası 10 yılı sayesinde mümkün oldu. Batı Ermenistan'ın Ermenileri de Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yerli halk olarak tanındı. Batı Ermenistan Ermenileri birkaç bin yıl boyunca kendi topraklarında yaşayarak, maddi manevi evrensel miras yaratarak, 1894-1923 yılları arasında kendilerine yönelik devletçe planlanmış bir inhaya kurban gitmiş, vatanlarından mahrum edilmiş, köklerinden kesilmişlerdi. 2006'dan bu yana Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın temsil ettiği Batı Ermenistan'ın yerli halkları, kendi haklarını ve Batı Ermenistan'ı gerçek sahiplerine iade etme konusundaki adil ve dürüst taleplerinin duyulduğu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı yerli halkların oturumlarına düzenli olarak katılmaktadır. Batı Ermenistan, Global Yerli Halkların Yetkili Makamı GİPKA, Dünya Yerli Halkların Uluslararası Günü vesilesiyle Ataberya'nın yani yer kürenin 5 coğrafi bölgesinde yaşayan tüm yerli halkları selamlıyor. Global Yerli Halkların Yetkili Makamı GİPKA, egemen devletler ve veya uluslar gibi yerli halklara kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanmalarını sağlayacak, uluslararası liderlik sağlayan ve kendi bölgelerini kontrol etmeleri için bağımsızlık veren uluslararası bir idari kuruluştur. Yerli halkların toprakları, bölgeleri, su havzaları, hava alanları ve diğer tüm kaynaklarla bağlarını sürdürme ve güçlendirme hakları olduğu göz önüne alındığında sorumluluklarını gelecek nesillere de devredebilirler. Global Yerli Halkların Yetkili Makamı GİPKA, yerli halkların siyasi amaçlar dahil olmak üzere diğer halklarla ve kendi üyeleri ile ilişkiler ve ortaklıklar kurma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu belirtir. GİPKA ayrıca yerli halkların haklarını etkileyebilecek konularda kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla kendi yöntemlerine uygun karar verme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Yerli halkların kurumsal yapılarını ve geleneklerini, alışkanlıklarını, prosedürlerini ve hukuk sistemini denetleme, geliştirme ve sürdürme haklarına sahip olduğunu göz önüne alarak GİPKA, kendi katılımı ve bir dizi uluslararası yerli halk örgütünün desteğiyle bölünmez, kolektif, ahlaki, tarihi, mutlak ve kendi egemenlik hakları, toprakları, bölgeleri, su havzaları, havaalanları ve diğer tüm kaynakları üzerinde Abya Yala, Afrika, Asya, Avrupa ve Pasifik Okyanusu'nun yerli haklarının mandatını uzatmaya karar vermiştir. Yukarıda belirtilenler ışığında GİPKA Yerli Devlet ve Milletler Birliği'nin kuruluşunu ilan eder. Yerli halkların devletlerinin ve Milletler Birliği'nin düzenli oturumları yukarıda hatırlatılmış olan 5 coğrafi alanda gerçekleşecektir. Henüz GİPKA'ya üye olmayan yerli halklar, yerli halkların devletlerine ve Milletler Birliği'ne üye olabilmek için derhal müracaat edebilirler. Yerli Halklar Örgütü İPO, gözlemci statüsü için Uluslar Birliği'ne yerli halklar devletleri ve halkların kalıcı birliği faaliyetleri hakkındaki bilgiler, Global adlı yerli halkların yetkili makamının Facebook sayfasında yayınlanmaktadır. Pan-Ermeni Oyunları'nın Dünya Komitesi Meclisi Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'te gerçekleşti. Gündemde 5 ana konu yer aldı. 7. Pan-Ermeni Yaz Oyunları'nın süreci, komite üyelerinin seçimi, 2. Pan-Ermeni Kış Oyunları'nın düzenlenmesi, tüzük değişiklikleri ve örgütsel konular. İshan Zakaryan, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi'nin başkanlığına oy birliğiyle tekrar seçildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Albert Boyacian, Lübnan'dan Stefan Der Pedrosyan ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden Roland Şaroyan başkan yardımcısı olarak görev yapmaya devam edecekler. Ermenistan Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Artur Vanetsyan, İsviçre'den Ermeni hayırsever iş adamı Vartan Sırmakeş ve Amerika'dan Ermeni Şahan Semercian, Pan Ermeni Oyunları Dünya Komitesi'ne atanan 3 yeni üyeler oldular. Görüşmeler sırasında örgütlenmeyle ilgili diğer konular da ele alındı. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi tarafından verilen habere göre, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğu bölgelerinde güvenli bir bölge oluşturulması konusundaki görüşmeler sona erdi. Taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada, Türkiye'de en kısa zamanda ortak eylem merkezinin kurulması gerektiği belirtildi. Taraflar, Suriyeli mültecilerin ne pahasına olursa olsun vatanlarına geri dönmelerini sağlamaya karar verdiler. Açıklamada, güvenli bölgenin genişliği ve uzunluğu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Yerel kitle iletişim araçlarının bildirip Armenpress'in aktardığı habere göre Japonya'nın Nagasaki kentinde kente atom bombasının atılmasının 74. yıl dönümüne adanmış anma töreni düzenlendi. Bu seferki etkinliğe yaklaşık 70 ülkeden temsilciler katıldı. Nagasaki Belediye Başkanı Tomohisa Taue, törene katılanlara özellikle nükleer güçleri olan ABD ve Rusya'yı nükleer stoklarının radikal bir şekilde azaltmanın somut yollarını dünyaya gösterme sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyorum, dedi. Törende ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe'de bir konuşmada bulundu. Törende hazır bulunanlar atom bombasının tüm kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Batı Ermenistan'daki Van Kedi Villası'nda bir ilk yaşandı. Koruma altındaki Nazlı isimli kedi 10 yavru dünyaya getirerek rekor kırdı. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri nesillerinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor. Dünyaca ünlü Van kedileri, şartları ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı doğumları Eylül ve Ekim ayına kadar sürüyor. Kedilerde ortalama 4 yavru, şu ana kadar da en fazla 7 yavru doğuran görülmüştü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agun Katlı halk şarkı ve dans grubu tarafından seslendirilen... Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.